Dostlar bugün Last of Us 2'nin hikayesine bakacağız. Hikayemiz Joel'un bir yıl önce ne yaptığını Tommy'ye anlatmasıyla başlıyor. Aradan tam 4 yıl geçmiş, işler değişmiş ve yeni bir düzen kurulmuş. Joel eski enerjisini kısmen kaybetmiş, kendisini gitarlara vurmuş, kısacası yaşlanmış. Ellie ise büyümüş ve dik başı tavırlarını arşa çıkarmış. İnsanlarımızın yaşadığı yer olan Jackson ise iyicene gelişmiş ve düzene oturmuş. Jesse Ellie'yi uyandırır ve dün akşamı sorar. Jesse'nin eski sevgilisi Dina, Ellie'yi partide öpmüş. Bunun üzerine de partide rahatsız olan Seth laf atmış. Joel da olaya karışınca gerginlik olmuş. Ellie, Joel'a bana neden yardım ediyorsun ayaklığına girer ve aralarında üküslük oluşur. Tom'un eşi Maria, Seth ile Ellie'yi barıştırıyor ve olay kapanıyor. Sabah çocuklarla kartopu oynadıktan sonra Dina ile birlikte gözlülük yapmaya gidiyoruz. Sahne değişiyor ve Abby ile Owen'ı görüyoruz. Aralarındaki konuşmalardan Jackson'da yaşayan bir erkeği aradıklarını anlıyoruz. Konuştuklarından anlıyoruz ki Abby ve Owen'ın bir geçmişleri var ve kimse bilmiyor. Owen ise sevgilisi Mel'in hamile olduğunu söylüyor ve yapacakları şeyin onu tehlikeye atabileceğinden bahsediyor. Sahne gene Ellie ve Dina'ya geçiyor. Gözcülük yapmaya giderlerken Tommy'nin ölmüş ortağı Eugene'in gizlice ot yetiştirdiği yere gidiyorlar. Kafaları güzelleşince orada birlikte oluyorlar. Bu sırada Abby ise grubunu boş verip kendi başına Jackson'a giderken zombiler tarafından saldırıya uğrar. Tommy ve Joel Abby'yi zombilerden kurtarır. Abby, Joel'ın ismini duyunca anlık bir şok yaşar. Abby'yi grubunun olduğu yere onlarla birlikte gitmeye teklif eder. Tabi bu sırada Ellie ve Dina işlerini bitirmiş ve sohbete dalmışlardır. Ellie zombilere karşı bağışıklığı olduğundan bahseder. Jesse sinirli bir şekilde onları basıyor ve Joel ile Tommy'nin hala dönmediklerini söylüyor. 3 kişi ayrılıp onları aramaya başlıyorlar. Joel ve Tommy Abby'nin grubunun yanına gidiyor ve tüm olay burada yaşanıyor. Abby aniden Joel'un bacağına sıkıyor ve Tommy'yi de bayıltıyorlar. Joel cesur bir şekilde ne yapacaklarını beklerken Abby aşırı vahşi bir şekilde Joel'un kafasını golf sopasıyla ezmeye başlıyor. Ellie köşke girmeyi başarıyor fakat Joel'u kurtaramıyor. Hatta onun vahşice öldürülmesini yakından izlemek zorunda kalıyor. Dina ve Jesse Ellie ve Tommy'yi kurtarıyor. Ellie yaşadıklarının şokundayken Tommy gelip ona yardım etmeyi dener. Ellie intikam için Abby'nin grubunu bulmak ister fakat Tommy bunun çok tehlikeli olacağını, Jackson'ı savunmasız bırakacağını söylüyor. Ellie ısrar edince Tommy Maria ile konuşup onu ikna etmesi gerektiğini söylüyor. Ellie Joel'un mezarını ziyarete gittiğinde Tommy'nin çoktan kendi başına gittiğini öğreniyor. Ellie Joel'dan kalan son eşyalarını, silahını ve saatini alıp Maria'nın yanına gidiyor. Maria Tommy'nin bıraktığı mektubu okuyor. Mektupta bu işi kendisinin yapması gerektiğini ve Ellie'nin karışmamasını rica ettiği yazıyor. Ellie'nin asla durmayacağını bilen Maria ona yardım ediyor ve Dina ile birlikte Tommy'yi bulmaları için gönderiyor. Ellie ve Dina yoldaki ilk günlerinde Abby'nin Washington Kurtuluş Cephesi yani kurtlardan olduğunu öğreniyor. Takip ettiğimiz izlerden Tommy'nin Joel'un ölümünde parmağı olan birini öldürdüğünü görüyoruz. Yolumuza devam ederken tuzağa takılıyoruz. Bizi tuzağa düşürenlerin Joel'un ölümüyle alakası olduğunu öğreniyoruz. Bizi öldürecekleri sırada Dina çıkıp bizi kurtarıyor. Bu sayede intikam yolumuzdaki birini daha öldürüyoruz. Öldürdüğümüz kişi Jordan'ın üstünden sevgilisiyle yazıştığı mektupları buluyoruz. Sevgilisi Leah'ın yerini mektuplardan öğreniyoruz. O da bir kurt üyesi olduğundan peşine düşüyoruz. Leah'ın bulunduğu televizyon istasyonuna gittiğimizde oradaki tüm kurtların öldürülmüş hatta mesaj vermek için işkence edilmiş şekilde buluyoruz. Bunları yapan Tommy değil. Bunları yapanlar Scar adında başka bir örgüt. Leah'ın çantasında Joel'u öldüren herkesin bulunduğu fotoğrafı alıyoruz. İstasyonu kontrol etmek için gelen kurtlardan kaçıyoruz. Kaçış sırasında sporların olduğu bölgede Ellie'nin maskesi kırılır. Dina çok korksa da artık Ellie'nin gerçekten bağışıklığı olduğunu anlar. Dinlenmek için yakınlardaki bir tiyatro binasına girdiğimizde Dina hamile olduğunu söylüyor. Ellie bunu öğrenip dinledikten sonra kafasını dinlemek için yalnız kalıyor ve anılarını hatırlıyor. Ellie ve Joel'ın girdiğim üzere eğlendiklerini, konuştuklarını görüyoruz. Uyandığımızda Dina'nın bozuk bir telsi tamir ettiğini görüyoruz. Şans eseri kurtların konuşmalarını duyuyoruz. Konuşmalarda tek başına dolanan izinsiz bir erkeği aradıklarını anlıyoruz. Büyük ihtimalle bu Tommy. Tommy'yi bulma ümidiyle ilerlerken birisi bizi yakalıyor. Bu kişinin Jesse olduğunu görüyoruz. Jesse ile birlikte kurtlara ait bir kamyonet çalıp Dina'nın yanına tiyatroya dönüyoruz. Döndüğümüzde gene anılara dalıyoruz. Bu sefer Ellie'nin virüs ve tedavi hakkında şüphelendiğini ve Joel'un ona yalan söylediğini görüyoruz. Uyandığımızda Dina'dan Abby'nin adamlarından birinin hastanede olduğunu öğreniyoruz. Abby'nin adamı Nora'yı zor da olsa yakalıyoruz ve işkence yaparak Abby'nin yerini öğreniyoruz. 2 sene öncesini hatırlıyoruz. Ateş böceklerinin aşı bulmak için kullandığı hastaneye dönüp neler olduğunu anlıyoruz. Ellie Joel'dan gerçekleri duymak ister. Gerçekleri duyduğunda bir daha aralarının eskisi gibi olamayacağını söyler. Sabah kalktığımızda Dina'nın hamile olduğunu Jesse'ye söylüyoruz. Jesse ilk başta Dina'yı geri getirmek istese de sonradan Tommy'yi bulmaya karar veriyor. Ellie akvaryuma, Jesse de Tommy'yi aramaya gidiyor. Akvaryuma gittiğimizde Ellie, Owen ve Mel'i buluyor. Owen Ellie'ye saldırınca vuruluyor ve hamile olan Mel de Ellie tarafından öldürülüyor. Ellie eninde sonunda Abby'nin yerini öğreniyor. Fakat hamile bir kadını öldürmek ona vicdan azabı yaratıyor. Tommy ve Jesse Ellie'yi bulup tiyatroya götürüyor. Ellie yanlışlıkla gittiği yerleri işaretlediği haritasını akvaryumda bırakıyor.
Tiyatroda Jackson'a dönme kararı alıyorlar. Tommy çantasından bulduğu altın kolyeyi almak için içeri gittiğinde içeriden sesler geliyor. Ellie ve Jesse ne olduğuna bakmak için gittiğinde Jesse kafasından Abby tarafından vuruluyor. Abby Tommy'yi rehin aldığında Ellie artık bu savaşın bitmesi gerektiğini söylüyor. Abby ise arkadaşlarının intikamını almak istiyor. Bu sahneden sonra geçmişe dönüyoruz. Abby'nin babasının nasıl öldüğünü görüyoruz. Abby uykusundan uyanır ve Seattle'daki birinci güne döneriz. Abby kurtların lideri Isaac'in emriyle cepheye çağrılır. Bu bölümde kurtların işleri ne kadar geliştirdiğini görüyoruz. Çocuklar için hazırlanmış sınıflar, sabah öğle akşam şeklinde düzenli yapılan yemekler ve çalışan bir sürü insan. Yani Wolf tarafında işler rayında gibi. İşler iyi gitse de rakip grup olan Skull'lar ile savaşılmaktadır. Skull'larla savaştıktan sonra Nora'nın olduğu üsse ulaşıyoruz. Isaac ile Owen hakkında konuştuktan sonra 3 sene öncesine dönüyoruz. Owen ve Abby akvaryumda birlikte zaman geçirirken yakınlaşmaya başlıyorlar. Fakat Abby intikamı o kadar çok istiyor ki ne Owen'ı ne de başka bir şeyi hayatına katmak istemiyor. Günümüze döndüğümüzde Abby Owen'ı almak için akvaryuma gidiyor. Yolda Abby Skull'lar tarafından yakalanıyor. Abby ihanet ettiği için kolu kırılan bir çocuğa tanık oluyor. Abby'yi de idam edeceklerken kolu kırılan çocuğun kardeşi Abby'ye yardım ediyor ve 3 kişiyi oradan kaçıyorlar. Abby, Yara ve Levi güvenli bir yere bırakıp Owen'a gidiyor. Owen dertli bir şekilde oturmuş bize olanları anlatıyor. Anlıyoruz ki Owen artık yorulmuş ve devam etmek istemiyor. Owen ateş böceklerinin hala orada bir yerlerde var olduklarını ve onlara katılacağını söyler. Bunun üzerine kavga ederler fakat yıllar öncesini hatırlamış olacaklar ki birlikte olurlar. Abby geceleyin kurtardığı çocuklar hakkında kötü bir kabus görüyor ve içi rahat etmediğinden onların yanına gidiyor. Çocukları akvaryuma getirince Mel kızın kolunun kesilmesi gerektiğini söylüyor. Gerekli tıbbi malzemeleri almak için kurtların hastanesine gidiyoruz. Zaman kazanmak için Lev bizi gökdelenli yoldan götürür. Skull'larla karşılaştığımızda Skull'lar Lev'e Lily diyerek sesleniyorlar. Lev bunu şimdilik açıklamayacağını söylüyor. Abby kurtların hastanesine geldiğinde Isaac'in emriyle birkaç malzeme alacağını söylüyor. Yalan söylediği anlaşılınca Abby'yi kilitliyorlar. Fakat Nora onu serbest bırakıyor. Malzemeler hastanede kalmadığından en alt kattaki karantina bölgesine gidiyoruz. Bu bölge ilk enfekte olanların tutulduğu yer olduğundan hiç görülmemiş garip bir yaratıkla savaşmak zorunda kalıyoruz. Malzemeleri getirdiğimizde Yara hayatta kalıyor. Abby sürekli aklına gelen babasının ölümünü yaptığı bu iyilikle unutmaya başlıyor. Seattle'daki 3. günümüze uyandığımızda Owen ateş böceklerini bulmaya giderken Yara ve Lev'in de onlarla gelebileceğini söyler. Fakat Lev anneleri olmadan gitmek istemez. Yara ise anneleri çok dindar biri olduğundan kabul etmeyeceğini düşünür. Yara ile konuşup Lev'e neden Lily denildiğini sorarız. Bize Skull'lardaki gelenekleri anlatır. Skull erkekleri saçlarını kazıtır. Kadınları ise saçlarını örermiş. Lev bir kız olsa da buna karşı çıkar ve saçlarını kazıtır. Yara ve Abby Lev'in yanına giderken Lev'in annelerini almak için Skull'ların olduğu adaya gittiğini öğreniriz. Yara ile birlikte adaya giderken silah sesleri duyarız. Tommy'nin Manny'yi öldürdüğünü görürüz. Tommy ile savaşarak onu denize atıyoruz. Yoldayken Skull'ların eskiden iyi insanlar olduğunu öğreniyoruz. Liderleri öldükten sonra konsey her şeyi değiştirmiş ve resmen orta çağı geri başlatmış. Lev'in isyan etme sebeplerinden biri de bu orta çağ sistemiyle zorla yaşlı bir adamla evlenmek zorunda bırakılmasıdır. Adaya geldiğimizde Lev annesiyle tartışmış, annesi de düşünce kafasını çarparak ölmüştür. Şansa bakın ki kurtların saldırı yapacağı günde bugündür. Yara yaralanır ve ortada kalır. Isaac'e Lev'in onlardan biri olmadığını anlatmaya çalışsak da işe yaramıyor. Isaac bizi tam vuracakken Yara son iyiliğini yapıp Isaac'i vuruyor ve biz de kaçıyoruz. Akvaryuma dönüyoruz. Sanki onca şey yaşanmamış gibi Owen ve Mel'i ölü halde buluyoruz. Lev Ellie'nin yanlışlıkla bıraktığı haritayı Abby'ye veriyor ve hikayede buradan devam ediyor. Abby'nin tiyatro binasını dalıp Jesse'yi öldürdüğü yeri hatırlarsınız. Abby Ellie'yi tam vuracakken Tommy müdahale ediyor ve vuruluyor. Ellie kaçmaya çalışsa da Abby ile birlikte büyük bir kavgaya giriyor. Dina bizi kurtarmaya geldiğinde okla vurulur. Abby tam onu öldürecekken hamile olduğunu söyleriz. Abby Ellie'yi de Dina'yı da öldürmez. İkinci kez onları bağışlar ve bir daha karşıma çıkmayın der. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçer. Dina çocuğunu doğurmuş ve ismini de Jesse Joel koymuş. Ellie de çocuğa üvey annelik yapmaktadır. Sakin bir evde mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Her şey iyi giderken Ellie gene Joel'un ölümünü hatırlar. Ava çıkıp eve geldiğimizde Tommy'yi görüyoruz. Kafasından vurulup öldüğünü sansak da sadece gözünü kaybetmiş ve bacağı artık topal. Tommy'nin gelme sebebi intikam. Hala yaşananları sindirebilmiş değil. İntikamı almaya kendisi gidemediğinden Ellie'nin gitmesini ister. Dina ve Ellie bu teklifi reddeder ve Tommy sinirlenerek ayrılır. Gece yarısı uyku tutmayan Ellie gitar çalıp geçmişe. Dina ile öpüştüğü geceye döner. Ellie hazırlanmış ve gitmeye karar vermiştir. Dina onu vazgeçirmeye çalışsa da nafile. Abby'nin tarafına geçiyoruz. Lev ile birlikte ateşi böceklerini arıyorlar. Abby için konu çoktan kapanmış. Onun için artık hesaplaşılacak bir durum yok. Fakat Ellie öyle düşünmüyor. Abby ve Lev insan kaçakçıları tarafından yakalanır. Ellie onların bulunduğu bölgeye gelip insan kaçakçılarını bulur. Kaçırılmış diğer insanları bulur ve Abby'nin yerini öğrenir. Abby kaçmaya çalıştığı için
Diğer kaçmaya deneyenler gibi asılıp ölüme terk edilen bölgeye götürülmüş. Ellie, Abby ve Levi kurtarıyor ve tekneye kadar götürüyor. Ellie'nin aklına son anda Joel geliyor. Ellie, Abby ile yüzleşmek istiyor. Abby bunu kabul etmese de Ellie, Levi öldürmekle tehdit edince Abby kabul etmek zorunda kalıyor. Gene çok ağır bir kavgaya girerler. Ellie iki parmağını kaybeder. Tam Abby'yi öldürecekken gene aklına Joel gelir ve yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlar. Abby'yi öldürmekten vazgeçer ve Levi ile birlikte gitmelerine izin verir. Ellie eve döndüğünde tüm evin boşaltıldığını fakat odasının aynı bırakıldığını görür. Bu anda son bir kez daha geçmişe dönüyoruz. Ellie ve Joel küslüklerini yenmeye başlamış, birbirlerini anlamışlar. Bize en çok üzen kısım da bu zaten. İkisi de birbirini anlamış ve sevmeye devam ederken Joel öldürülüyor. Belki de bu intikamın bu kadar uzamasının nedeni işlerin tam rayına otururken olmasıdır. Öyle ya da böyle onlarca insanın ölümünden sonra intikamın pek de bir şey değiştirmediğini anlıyoruz ve hikaye de bu şekilde sonlanıyor. Dostlarım sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2 gün önce 1000 aboneye ulaştık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videonun başında belirttiğim gibi katıl butonumuz açıldı. Ekstra destek olmak isteyen dostlarım göz atabilirler. Detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Açıklamadan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.